Merhaba, sıcak bir gelişmeyle karşınızdayım. Bunu hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Kremlin kaynaklı bir iddia. Daha doğrusu esasında sosyal medyada bazı görüntüler de var bu iddiayı destekleyen. Daha önce de ifade etmiştim bir video analizimde Ukrayna'nın Putin'e karşı dönük bir suikast girişiminin kullanılan drone'un son anda düşmesi nedeniyle yarı yolda kaldığına ilişkin analizimi İ harfine basarsanız izleyebilirsiniz. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya devletinin yönetildiği o dev binanın dün akşam yani Salı akşamı geç saatlerde Ukrayna tarafından gönderildiği ifade edilen iki drone'un saldırısına uğradığı bildirildi. Yapılan açıklamada özellikle de Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada Putin'in Kremlin'de çalıştığı alana yakın bir noktaya kadar gelen iki drone, silahlı drone, patlayıcı yüklü drone'un Kremlin'deki elektronik savaş savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Esasında sosyal medyada bölgedeki halk tarafından çekildiği ifade edilen görüntülerde de gerçekten Kremlin'in o dev kubbesinin hemen üstünde bir adet patlamaya şahitlik edebiliyorsunuz. Ve Moskovalılar yani görüşüne başvurulan Moskovalılar Salı akşamı geç saatlerde Kızıl Meydan civarında bir patlama sesleri duyduklarını da belirtiyorlar. Bu enteresan bir durum çünkü daha önce de biliyorsunuz anlatmıştım. Düşük irtifa uçuşu yapabilen dronlar vasıtasıyla yer biri 17-16 kilo patlayıcı taşıyan dronlar vasıtasıyla Moskova'ya kadar ulaşabilen bir Ukrayna yapısı var. Ve hatta işte o son örneklerde belirtildiği gibi bir drone ile yaptıkları suikast girişimi Rus lider bölgede bir halkla görüşürken patlayacaktı. O sırada olmamıştı. Rusya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu önceden planlanmış Rusya Devlet Bakanı'na dönük terörist saldırıyı suikast olarak niteliyoruz ve bu saldırıya gereken misilleme gerekli bir zaman ve biçimde yapılacaktır dendi. Şimdi bu eğer gerçekten Ukrayna tarafından yapıldıysa, çünkü Ukrayna tarafından Yulia Mendel Zelenski'nin eski sözcüsü ama şu anda hala sistemin içinde olan bir isim. Onun attığı bir tweet benim de kafamı karıştırdı. Şöyle diyor Yulia Mendel, savaştan önce defalarca Zelenski'yi öldürmeye çalıştılar. Bunların hayatı yalan. Bu drone saldırısına da ne kadar inanabiliriz? Acaba kim planladı bu olayı? Şimdi enteresan bir durum tabii yani. Belki de Ukrayna'da şu videoyu hazırladığım sırada sessizdi. Bir yönüyle de oradan da bir ses bekliyoruz tabii ki ama ben bir an önce sizlere bilgi vermek için devreye girmeye çalıştım. Bir yönden de baktığınız zaman acaba bu bir provokatif bir eylem mi? Ben Rus devletinin bu kadar riskli bir provokatif eylem yapabileceğine inananlar grubundan değilim açıkça. Anladığım kadarıyla Ukrayna bir hesaplaşmayı Moskova'ya taşımaya çalışıyor. Veyahut Rusya'nın içindeki bir takım fraksiyon veya unsurlar belli bir hesabı gütmeye çalışıyorlar. O da olabilir. Yani evet bunu Rus derin devleti yapmış olmayabilir ama sonuç itibariyle orada da birçok unsur birbiriyle çatışıyor. Peskov, Dimitri Peskov. Rus liderin sözcüsü başkan olay sırasında Kremlin'de değildi dedi. Ve sonra da ekledi. 9 Mayıs zafer yürüyüşü planlandığı gibi yapılacak. Çünkü biliyorsunuz 9 Mayıs'ta aynı o Kremlin'in olduğu Kızıl Meydan'da dev bir yürüyüş planlanmış vaziyette.
Tabii Rusya'nın belirli bölgelerinde o yürüyüşler drone saldırısı ihtimallerine karşı özellikle Ukrayna sınırındaki yerleşim birimlerinde iptal ediliyor, askıya alınıyor. Fakat anladığım kadarıyla Rus devleti o gövde gösterisini 9 Mayıs'ta yapmakta kararlı gözüküyor. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin bu olaya atıfta bulunmadan sabah saatlerinde yaptığı açıklamada bütün Moskova üzerindeki drone uçuşlarının resmi devlet makamlarının araştırma yapmakla ilgili olanları hariç bütün hepsinin yasaklandığını ve ikinci bir emre kadar kimsenin herhangi bir aracı Rus veya başkentinin üzerinde uçuramayacağını duyurdu. Böyle de bir tedbirleri var ve Rus liderler de normal işlerini Moskova'nın batısından Novoogoryovo başkanlık rezidansında sürdürdüğü ifade ediliyor. İlginç bir durumla karşı karşıyayız. Ukrayna'nın buna gücünün olduğunu biliyorduk ama bu kadar, yani Kremlin'in içine kadar girip orada bir şey patlatabileceklerini işin açıkçası ben de düşünememiştim. Çok fazla da bu konuda konuşmak istemiyorum. Diğer bilgiler gelmeden bir analiz yapmayacağım ama bilginiz olsun, bu iş çarşıyı çok karıştırır. Yani Zelenski'nin hayatına doğru gider Ruslar. Bunu söyleyeyim. Yani Rusya'nın misillemesi doğrudan Zelenski'yi bulabilir. Savaş çok vahim bir noktaya doğru gidiyor. Hoşça kalın.